Fatih'e Damraz'da Selma hocam. Hocam buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim Gülşen hocam. Tekrar sizin aranızda olmak, sanal ortamda da olsa sizin aranızda olmak benim için çok güzel. Bundan bir yıl önce Fethiye'ye ilk geldiğimde Şubat'ın son cumasıydı yanılmıyorsam. Yine Şubat'ın son cuması buluşmuş olduk. Onun için çok mutluyum. Gülşen hocam beni bu sene tekrar aradığında seminer sunamayacağıma dair aradığında çok mutlu oldum. Severek kabul ettim. Şartlar el verseydi kendim de gelmeyi çok istiyordum. Ama ilk fırsatta bahar aylarında belki bu salgın izin verirse bir gezi yapmayı düşünüyorum. Anemonlarla birlikte hocam. Anemon zamanı gelirsiniz Umarım, Mart'ın dilerim. Çok sonuna doğru. Çok keyifli olur. güzel olur. Bu seminer için ne sunayım, ne anlatayım diye düşünürken aslında bundan 7 yıl önce başladığımız 3 yıl süren yani 2014 ile 2017 arasında süren bir projemiz aklıma geldi. Bu proje şöyle başladı. Çanakkale Üniversitesi'nde benim bir meslektaşım ve yakın dostum Doçent Doktor Azerbaylı Kemaloğlu TÜBİTAK bursuyla Avustralya'ya gitti. Ve Avustralya'da Auckland Savaş Müzesi'nde Çanakkale'ye gelerek savaşmış olan Anzak askerlerinin günlüklerini buldu. Ve o günlüklerinin her sayfasının fotoğrafını çekti. Türkiye'ye döndüğünde beraberce bunu tekrar bir TÜBİTAK, yeni bir TÜBİTAK projesine dönüştürdük. Bu TÜBİTAK projesinde tarih bölümünden, arkeoloji bölümünden ve bizler gibi edebiyat bölümlerinden hocalarımızla birlikte çalıştık. Çünkü Anzak günlüklerinde anlatılanlar bize Çanakkale Savaşı hakkında bizim bilmediğimiz başka detayları ortaya çıkarmamızı sağladı. İlginç detaylar vardı onlarda. Tabii ben bir edebiyatçı olarak bu günlüklerde yazılmış şiirlerle ilgilendim daha çok. Zaten seminerimin başlığında onu göreceksiniz. Ben buradan bir ekran paylaşımı yapayım önce. Tabii ki hocam. İzniniz var, buyurun. Evet, görebiliyor musunuz acaba? Görüyoruz hocam. Tamam. Başlığım Şiirsel Bir Savaş, Anzak günlüklerindeki şiirlerde Gelibolu Muharebeleri. Ekranı büyütür müsünüz hocam? Tabii. Şöyle iyi mi? Süper. Şu anda harika oldu. Tamam. Şimdi bu Anzak günlüklerinde şunları gördük biz. Şimdiye kadar tabii bizim tarih, kendi tarihimiz hakkında öğrendiklerimizde hep kendi atalarımızın, kendi dedelerimizin biz anılarıyla büyüdük ve onların çektiği acıları gördük. Ama bu proje bize günlüklerde okuduklarımız bize aslında onların da ne kadar çok acı çektiğini göstermiş oldu. Elbette bizimle paylaşılan anılar vardı. Çanakkale'de savaşan atalarımızın yazdıklarından ve tarih kitaplarında yazılan işte karşılıklı birbirlerine sigara göndermeler, ateşkeslerde, kısa süreli ateşkeslerde birbiriyle kurdukları dostluklardan falan çok etkilenmiştik her zaman. Ama bunu bir başka açıdan görmek bizi çok etkiledi. Örneğin bilmediğimiz bazı detaylarla karşılaştık. Az önce bahsettiğim gibi bizim projemizde arkeoloji bölümünden çalışan hocalarımız da vardı. Yine Çanakkale Üniversitesi'nden bir hocamız, Reyhan Körpe, Profesör Doktor Reyhan Körpe hocamız Gelibolu Yarımadası'nda savaş arkeolojisi çalışıyordu. Savaş arkeolojisi ile ilgili bize anlattığı ilginç şeyler vardı. Örneğin Gelibolu Yarımadası'ndaki yaptıkları kazılarda anlamlandıramadıkları metal parçalar bulmuşlar. O metal parçaların bu günlüklerde ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Örneğin bir takım kancalar bulduklarından bahsetmişti Reyhan Hoca. O kancalar diyor ki ceket asacak kadar küçük değil ama ne bileyim bir top arabası çekecek kadar büyük değil ama orta büyüklükte kancalar. Savaş sırasında acaba neye yarıyordu? Bunu bir türlü çözemedik demişti. Bizim kaynaklarımızda yazmayan başka bir detay bulduk. Anzak günlüklerinden birinde bir Anzak subayı o kancaları Türklerin iki cephe arasında vurulan şehitlerini bir işte kancayı zincire bağlayıp çekip geri çekerek cephe arkasında hemen defnettiklerini
söylüyorlardı. Birdenbire o kancalar büyük bir anlam kazandı bizim gözümüzde. Sonra yine bizim hep okuduğumuz ve her okuyuşumuzda duygulandığımız başka bir detay vardır. Askerlerimizin her gün sadece çorba ve komposto içebildiği, çok iyi beslenemediği yolunda. Oysa ANZAK askerlerinde başka bir çilesi olduğunu fark ettik. Bizim ordu geleneğimizde kazan her zaman kaynıyor ama onların ordu geleneğinde böyle bir şey yok. Sadece soğuk konserve kutularını sırtlarındaki teçhizatla birlikte her gün kilolarca ağırlığında bir çantayı taşımak durumunda kalıyorlar. İçlerinde soğuk konserve kutuları. Acıktıkları zaman açıp onu yiyorlar. Ama karşı taraftan, yani bizim tarafımızdan, Türk cephesinin arkasından o kadar güzel çorba kokuları geliyor ki, bunu günlüklerden birisinde yazmışlar. Askerlerden biri yazmış. Türk cephesinden diyor, mis gibi çorba kokuyor. Canım sıcak çorba istedi. Yani aslında bizim askerlerimiz de az yiyordu ama Türk ordu geleneğindeki kazan kaynama geleneği, Türk ordusundaki, onlarda yok. Ve bu onları daha da hüzünlü bir hale sokuyordu ANZAK askerlerini. Yani bir sıcak çorba içemeyecek duruma geliyorlardı. Özlemini duydukları şey sıcak kaynayan bir çorba kokusu yani. Evet, evet. Ve tabii ki şeye gelirlerken aslında Türkiye'ye yolculuğa çıktıklarında birçoğu tabii işsiz olduğu için, genç oldukları için orduya yazılmışlar. Ve çok büyük ideallerle yolculuğa çıkmışlar. Sadece birkaç gün sürecek bir sefer İstanbul'a gittiğimizde orada çok eğleneceğiz, Çanakkale'yi çok kolay geçeceğiz diyerek uzun bir 3 ay süren bir deniz yolculuğuna çıkıyorlar. Bir aydan fazla bir süre boyunca Mısır'da kalıyorlar bir kampta, askeri kampta. Birazdan göstereceğim şiir örneklerinde oralardan bahsediyor, Mısır'dan bahsediyor. İşte yolculukları boyunca gemide bilgi yarışmaları yapıyorlar, boks karşılaşmaları yapıyorlar askerler birbirleriyle. Ondan sonra çok eğlenerek yola çıkıyorlar ve hepsinin kafasında herhangi bir çatışmaya gireceklerine dair bir ipucu yok. Ve İstanbul'a gidip oranın gece kulüplerinde çok eğlenmeyi hayal ederek geliyorlar. Fakat Çanakkale'de cehennem gibi bir savaşla karşılaşıyorlar. Hiç ummadıkları bir şey. Şimdi şöyle bir giriş yapmıştım ben. Bu aslında daha yazılı olan bir başka makalemin içinden çıkardığım bir giriş bölümü. Tarih boyunca yaşanan her savaşın ardından o savaşa ilişkin savaş şiirleri yazılmıştır. Benim çalışmamdaki amaç Gelibolu Muharebeleri boyunca ANZAK askerlerinin günlüklerinde yazılan savaş şiirlerini inceleme amacı taşımakta. Benim çalışmamın amacı ilk bakışta savaş şiirleri yazmış ünlü şairlerin şiirlerinin inceleneceği izlenimini yaratmaktadır. Ancak bu kapsamda, yani günlüklerdeki şiirlerde ünlü şairlerin şiirleri yok, tanınmamış şairler var. Yani askerler. Kendileri o savaştaki duygularını yazarak belki bir duygusal rahatlama bulmaya çalıştılar. Bu şairlerin pek çoğu aslında savaş sırasında tuttukları günlükleri şiirler yazan askerlerden oluşuyor. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı boyunca tarihin en tahrip edici, en acı dönemlerinden biri Gelibolu'da yaşandı. Savaş boyunca milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Dünyanın pek çok bölgesinde göğüs göğüse çatışmalara sahne oldu. Ve savaş üzerine yazılmış birçok yazınsal metin, edebi metin ortaya çıktı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun da savaşa dahil olması, Ege ve Karadeniz arasındaki geçitlerden ilki olan Çanakkale Boğazı'nda çok şiddetli çatışmalara sebep oldu. Ve Türk ve İngiliz donanmaları arasında 18 ay süren bu çatışmalar boyunca ANZAK askerleri, yani Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen askerler, İngiliz ordusuna katılmak üzere gelen askerler 18 ay boyunca ANZAK askerleri orada karargah da kurdular. Ve uzun süre orada yaşamış oldular. Ve hiç beklemedikleri kadar soğuk bir havayla da karşılaştılar orada.
geceleri dondurucu soğuklar yaşadılar. Gelibolu Yarımadası günümüzde Çanakkale Boğazı olarak bilinen, o zamanlar Dardanel dedikleri bölgeydi. Ve savaşın müttefiklerinden biri olan Rusya'ya giden tek deniz yolunu oluşturmaktaydı. Bu nedenle o Britanya İmparatorluğu o tek deniz yolunu güvenceye almak amacıyla Rusya'nın müttefiklerinden Fransa ve Britanya askerleri bir harekat başlattı. Ancak bu harekat geri püskürtüldü. Bu 8 aylık savaş boyunca kısa adı Anzac olan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin oluşturduğu birlikler içinde, birlikleri de içinde bulunduran Britanya ordusu, özellikle Gelibolu Yarımadası üzerinde geçici de olsa bir yerleşke oluşturdu. Evlerinden ayrı olan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı asker ve subaylar sürekli olarak günlükler tutarak, mektuplar yazarak, savaşın ve tarihsel olayların kişisel bir bakış açısıyla yazılı kaydını tutmuş oldular. Böylelikle kişisel gözlemleri aracılığıyla tarihe bir başka bakış açısından da ışık tutmaya başladılar. Gelibolu muharebeleri sırasında tutulmuş olan Anzac günlükleri yalnızca ikincil tarihsel kaynaklar olmuyor değiller. Aynı zamanda acımasızca süren çatışmalar sırasında askerlerin kendilerini şiirsel olarak ifade edebildikleri birer anı defteri olma işlevi de görüyorlar. Bizim edebiyat çalışmalarında önem verdiğimiz şeylerden biri de kişisel tarih yazılarıdır. Kişisel tarih dökümüdür. Bu kişisel tarihi ikincil tarih adını veririz. Çünkü resmi tarih kitaplarında bulamayacağımız bireysel, ailesel, özel detaylar orada karşımıza çıkar. Ama tarih kitapları o detayları, bireysel detayları bize yazmaz. Çünkü tarih kitapları bir ailenin öyküsünü değil, ordunun öyküsünü yazar, ülkenin hikayesini ve tarihini yazar. Ama edebiyat metinlerinde, şiirde, öyküde ve romanda biz bireylerin de neler yaşadığını görürüz. O yüzden bu defterler ikinci bir tarihi kaynak olarak bizim işimize yaradı. Kim Anzac subayları günlüklerinde şiirler alıntıladılar, başka ünlü şairlerin şiirlerini alıntıladılar. Kimileri de kendi şiirlerini yazarak şiirin lirizmi aracılığıyla savaşın acılarıyla baş etme yolunu seçtiler. Yazdıkları şiirler her gün yaşadıkları ölümcül gerçekliğin şiirsel bir yansıması değil, aynı zamanda savaşın çok daha çarpıcı olarak anlatan birer metindir. En başta söylediğim gibi Auckland Savaş Müzesi'nde sergilenen Anzac günlükleri, Anzac askerlerinin savaş kaydını günlük olarak tuttuklarının bir göstergesi. Ajandaları var ve ajandanın her gününe yazılar yazmışlar. Yazılı kültürün bir parçası olarak günlük tutma alışkanlığı özellikle deneyimleri kayda geçirme işlevi gördüğü için büyük önem taşımaktadır. Günlükler aracılığıyla bu deneyimler geçmişin birer anısı olarak geleceğe aktarılmaktadırlar. Aynı zamanda günlüklerde yazılanlar duygusal verilerdir ve onların yıllar sonra yeniden okunması kayıt altına alındıkları andan daha farklı bir çağrışım uyandırabilecekleri anlamına da gelmektedir. Anzac askerlerinin durumunu göz önünde bulundurduğumuzda Gelibolu muharebeleri sırasındaki kısıtlı zaman diliminde travmalarla dolu deneyimlerini yazdıkları günlükler onları rahatlatıyordu. Mektuplar da var bizim verilerimiz arasında, fotoğraflarımız arasında. Çünkü bu günlükler aracılığıyla sadece deneyimlerini kağıda dökmekle kalmıyorlardı. Aynı zamanda sevdikleriyle onların yokluğunda bir iletişim kurmuş oluyorlardı. Ve savaştan söz ederken aslında yazı yoluyla kendilerine bir terapi uygulamaktaydılar. Böylece yazı hem iyileştiren hem de rahatlatan bir sürece dönüşüyordu onlar açısından. Örneğin daktiloyla yazılmış bir mektup keşfettik. Çünkü subayların yanında karargâhta kurdukları büyük çadırlarda daktiloları da vardı. Örneğin bu uzun mektupta
memlekete dair eski anılardan ve sıla özleminden bahsediyor bir subay. Ve çocukluğunun Avustralya'sını, geldiği kasabanın çocukluğundaki hallerinden bahsederek oradan yine haberler almak istiyor ve yakınlarına böyle bir mektup yazıyor. Bir başka mektup, aynı mektubun ikinci sayfası. Hem Mısır'daki kampta hem de Gelibolu'ya geldiklerinde çektikleri su sıkıntısından bahsediyor. Kuyu kazmak durumunda kalıyorlar ve kuyudan su çekiyorlar. Çektikleri suyu kaynatarak içip kullanabiliyorlar. Fakat ilk kez Gelibolu'ya geldiklerinde ilk kez Türkleri görüyorlar uzaktan, Türk köylülerini görüyorlar. Ve bir bakıyorlar ki zararsız, kendi halinde aile babaları hepsi de. Bahçelerinde, tarlalarında çalışan. Mektup da bunları çok güzel, çok da seveceğim bir şekilde yazmış. Çünkü kafalarında o 3 aylık yolculuk boyunca resmedilen Türk imgesi son derece barbar, saldırgan ve tehlikeli bir Türk imgesi var. Fakat ilk kez gördükleri Türk köylüleri sıradan insanlar, bahçesiyle, bağıyla uğraşan, koyunlarını gezdiren insanlar, şaşırıyorlar. Bu kadar kendi halinde yaşayıp giden bir halkla karşılaşmış olmalarına. Bir başka mektup daha var, yine daktiloya çekilmiş. Yanlarında taşıdıkları erzak geminin nemli ambarında çürüyor ve kokmaya başlıyor. İçecek su da yok. Ve dolayısıyla bu çürümüş sisteme ve onları bu savaşa götüren sisteme bir isyan etmeye başlıyor içinden. Ve bunu daktilo'yla yazdığı bu mektupta dile getiriyor. Çünkü az önce bahsettiğim bir detay bir sonraki sayfada karşımıza çıkıyor. Cepheye yeni aşçı geliyor sonunda ve yemekler düzeliyor. Tabii Türk askerleri için şöyle bir şey var. Çoraplarının dizlerine kadar çektikleri uzun yün çorapların içine sıkıştırdıkları bir kaşık onlar için yemek. Çorba piştiği anda karavanının başına geçip kaşıklayarak yemek yiyorlar. Sonra kaşığı temizleyip, bu da yine Anzakların günlüklerinde var, kaşığı temizleyip çorapların içine sokuyorlar ve cepheye, tekrar çatışmaya geri dönebiliyorlar. Ama Anzaklar için yemek öyle bir şey değil. Sırtlarında taşıdıkları konserveyi açacaklar, bir yere oturacaklar, onun içinden yiyecekler. Ertesi gün tekrar cepheye çıktıklarında sırt çantalarında yine ağır konserve kutularını doldurmak durumundalar. Ve çok açlık çekiyorlar. O yemek kokusu onları daha da acıktırıyor. Yine burada kenarda defterdeki yazıları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arap alfabesiyle rakamları öğrenmeye çalışıyor biri. Ama bunları Mısır rakamları diye başlık atıyor sayfanın başına. Kalacakları süre uzadıkça artık yerel coğrafyanın, yerel kültürün yazısına aşina olmaya çalışıyorlar. Onun diline aşina olmaya çalışıyorlar. Bir başka günlük sayfasında hatta bazı kelimeleri öğrendiklerini de görüyoruz. Selamun aleyküm demeyi öğreniyor örneğin. Güle güle demeyi öğreniyor. Ekmek, su gibi kelimeleri öğrenmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Ve daha acı bir şekilde bazı günlüklerde sayfa ortalarında görürsünüz yırtılmış bölümler var. Kurşun delikleri bunlar. Defterler kalın olduğu için çarpan kurşunun deliği defterlerin iç sayfalarına kadar işlemiş durumda. Bir başka günlük sayfası naylonla kaplanarak korunmuş. Çünkü 100 yılın üzerinden zaman geçmiş ve kurşun kaleme yazıldığı için silinmesin diye naylonla kaplanmış. Tanrım, böyle kim böyle bir cehennemde yaşayabilir? Yine de hala ölmeyişimiz mucize diyor. Artık çatışmalar o kadar şiddetlenmiş ve o kadar acı bir hale gelmiş ki her gün ölüm tehlikesi içinde yaşıyorlar ve büyük bir korku duyuyorlar bundan. Ve bu beni çok duygulandıran, ürperten bir şey. Gelibolu'dan giden kuru yapraklar bir defterin arasında kurumuş bir şekilde ta Auckland'daki müzede karşımıza çıkıyor. Hala o yaprak
100 yıl sonra orada yaşamaya devam ediyor. Kurumuş bir halde bir defterin arasında. Yani bu, burada aslında şöyle bir anlam var. Yani savaştan dönerken kendi yanında bir süvenir götürüyor. Yani bir hediyelik eşya götürüyor adeta. Bir parça götürüyor adeta. Hem orada yaşamışlığın bir göstergesi olarak yanında taşıyor bunu. Oradaki anılarının bir göstergesi olarak. Hem de oradan alıp götürdüğü bir parça aslında. Ya gönlünü orada bıraktı ya da buradan bir parça götürmeyi arzuladı diye yorumluyoruz biz bunu. Bu beni çok etkilemişti, bu kuru yaprak. Ve Auckland Savaş Müzesi'nde sadece Anzak askerlerinin tuttuğu günlükler yok. Maalesef bazı Türk askerlerinin eski yazıyla tuttukları günlükler de var. Ama Anzakların elinde kalmış, onlar götürmüşler. Bir tane de bir küçük bir dua kitabı, aslında Kur'an-ı Kerim değil, bir dua kitabı. Yine bir şehit olmuş Türk askerini cebinden çıkarıp götürdükleri bir dua kitabı. Şimdi Auckland Savaş Müzesi'nde. Sağ taraftaki resimde de şeyi görüyorsunuz. Bir, belki de bir Türk subayın tuttuğu kendi günlüğü. Fakat eski yazı bilgim olmadığı için bunları okuyamıyorum. Bunların deşifre eden hocalarımız da oldu. Proje kapsamında bunların deşifresi de var. Ama ben burada neler yazıldığına vakıf değilim ne yazık ki. Ve yine gördüğünüz gibi ayrıntılı el yazısıyla yazılmış defterler. Soldaki sayfadakileri okumakta çok güçlük çektik. Çünkü defter muhtemelen ıslanmış zamanında ve bazı yerleri çok silinmiş. Arka sayfadaki yazı da bu taraftan görünüyor. Dolayısıyla üst üste bilmiş bir el yazısı. Bunu deşifre etmekte çok zorlandık. Fakat sağdaki biraz daha net görünüyor. Havadan yapılan saldırıyı anlatıyor sayfa ortalarında. Çünkü o zamanlarda Alman savaş uçakları destek veriyor. Ve bir hava saldırısından bahsediyorlar burada. Bilmediğimiz başka detaylar da şöyle ortaya çıktı. Yine Alman ordusunun sağlamış olduğu gaz bombaları var. Türk cephesinden karşıya Anzak cephesine gaz bombası atılıyor. Bu defterlerde de delikler çok net biçimde görülüyor. Bakın soldaki resimde bir kurşun deliği çok net biçimde görülüyor. Sağdaki yırtık sayfa parçalarında da kan damlaları var. Yine aynı şekilde ıslanmış ve üzerinde kan lekeleri taşıyan günlükleri görebiliyoruz. Evet, şimdi şeylere gelelim. Çok böyle acılı, kanlı şeyleri geride bırakıp biraz daha şiire gelmek istiyorum. Şimdi burada tabii bazı şiirler kahramanlık içeriyor. Çünkü bunlar yola çıkarken yazdıkları şiirler. Benim başta seçtiklerim yola çıkarken yazdıkları şiirler olduğu için bir kahramanlık içeren şiirler. Alttaki çeviriler bana ait. Alfabe yazmış aslında. İşte A is Australia, B stands for bayonet falan diye başlıyor. Ben bunları şöyle çevirdim. A benim ülkem Avustralya. B bıçaklarımızdır parlayan tüfeklerin ucunda. C yoldaşlarımızdır her şeye yardım eden. C'yi yoldaşlarımızdır dedim ama İngilizcesinde comrades olduğu için C for comrades. C yoldaşlarımızdır her şeye yardım eden. D delikleridir savaş yuvalarımızın. E Mısır'dır. Egypt olduğu için İngilizcesi E'yi kullanmış burada. E Mısır'dır kanunları çiğnediğimiz. F uğruna savaştığımız bayraktır. Bayrak flag. G Gurkalardır parlak giysili. Yerel halktan söz ediyor Mısır'daki. H ise sağ salim geri dönme ümidi. Ümit, hope için H'yi kullanmış. A benim ülkem Avustralya. B bıçaklarımızdır parlayan tüfeklerin ucunda. C yoldaşlarımızdır her şeye yardım eden. D delikleridir savaş yuvalarımızın. E Mısır'dır kanunları çiğnediğimiz. F uğruna savaştığımız bayraktır. G Gurkalardır parlak giysili. H ise sağ salim geri dönme ümidi. Yani son derece umutlu, kahramanca çıktıkları yolculuğun başlarında böyle umut dolu dörtlükler yazmışlar.
Bir başkası, Q en iyi hayat için sorulan sorudur. Soru için question, Q'yu kullanmış. Q en iyi hayat için sorulan sorudur. R ise akıldır bize. Queen Mary'nin verdiği, Kraliçe Mary'nin verdiği. S şarapnellerdir başımızdan üstünden uçan. T ise Türklerdir çok yakında ölecek olan. Yani o başlardaki, yolculuğun başlarındaki umut ve o kahraman, vatansever duyguları bu şekilde yansıtmışlar şiirlerine. Burada ben şunu şeyi tam göremiyorum. Bir küçültebilir miyim sayfayı? Tabii ki hocam, ne demek? Buyurun. Hiçbir şey göremiyorum. Ha, evet. Develerin ülkesi, kum ülkesi, kanalların ve dev... Tamam, şimdi oldu. Develerin ülkesi, kum ülkesi, kanalların ve dev palmiye ağaçları her yere yayılmış Mısır. Arapların, Yunanların ülkesi, rehberlerin, yaşayan sırların, İncil'in bahsettiği ülke Mısır. Sessizliğin ülkesi, günahın ülkesi, güneş yanığı tenli adamların ülkesi, nöbetçilerin sarhoş asker kovaladığı Mısır. Şimdi buradaki detaylarda hiçbir zaman, yani daha önceden sadece hayallerini kurdukları, belki de fotoğraflardaki imgelerden bildikleri Mısır'a geliyorlar ve develeri görüyorlar, piramitleri görüyorlar, dev palmiye ağaçlarını görüyorlar. Ve tabii kanallar olarak bahsettiği burada nehirler. Arapların, Yunanların ülkesi tarihsel göndermeler yapıyor. Çünkü hem Arap medeniyeti hem de eski Yunan medeniyetinin izleri hala Mısır'da var. Rehberlerin, yaşayan sırların, İncil'in bahsettiği ülke Mısır. Ve birden son kıtada, buradan sessizliğin ülkesi, günahın ülkesi diye bahsetmeye başlıyor. Çünkü askerlerin oradaki anıları içerisinde geceleri ne kadar eğlendikleri, ne kadar çok içtikleri ve dans ettikleri, hatta fırsat bulduklarında Kahire'ye giderek gece kulüplerine gittikleri falan da yazılı. O nedenle nöbetçilerin sarhoş asker kovaladığı Mısır diye bir son dize düşmüş bunu yazan asker. Burada ise yine vatansever bir şekilde, burada savaşa geldiklerinde aslında geride kalan kardeşleri için, geride kalan yurttaşları için savaştıklarını anlatıyor. Vatanımız için savaşıyoruz. Memleketteki ailelerimiz öyle izin verdi. Siperlere gelmek için evlerimizi terk ettik. Görüyorsun, bilmiyorduk. Ve günlerimiz yorucu da olsa önümüzde az bir umut ışığıyla her zaman var bir heyecan. Arthur gidince yatağa. Arthur, memleketteki gençlerin genel adı artık. Arthur rahat, yatağına rahat gitsin diye biz buradayız. O da tıpkı bir şey, gözünde bir Mehmetçik canlanıyor. İşte annem, kardeşim evde rahat uyusun, ben hudutta sınır nöbeti tutuyorum der gibi. Şunu görüyoruz, aslında bu milli duygular, onlar için de vardı bu milli duygular. Fakat geldiklerinde şunu gördüler. Karşılarında onlarla savaşmakta olan genç askerler yine onlar sıradan insanlardı. Hatta bazıları çocuk yaştaydı. Kendilerinden bile küçüktü. Bir başka günlük sayfasında şöyle bir şiirle karşılaştık. Kendi yaptığı su geçirmez bir çeşit uyku tulumuyla kıvrılıp içine girse de övünülecek hiçbir şey yoktur. Ve şimdi sarındığı battaniye ile ve ayakları tek ayak gibi birbirine bağlı, sanırsın neredeyse bitmiş işi. Fakat Tanrım, her şey yeni de, her şey yeni başladı. Burada tabii su geçirmez uyku tulumu onlarda var. Ama bizimkiler battaniyeye sarınıp uyuyorlar. Burada onu yazmış. Kendi yaptığı su geçirmez bir çeşit uyku tulumuyla kıvrılıp içine girse de övünülecek hiçbir şey yoktur. Yani sarındığı battaniyenin ne kadar sıradan olduğunu bize anlatıyor Türk askerlerinin. Ve şimdi sarındığı battaniye ile ayakları tek ayak gibi birbirine bağlı.
Sanırsın neredeyse bitmiş işi ama her şey yeniden başladı. Yani kazandıklarını sandıkları anda Türkler yeniden güçlenip yeniden saldırıya geçiyorlar. Çünkü şöyle bir başka detay daha bulduk şeyde, günlüklerde. Anzak Koyu var Gelibolu'nun kuzey kıyısında. Anzak Koyu'ndan girmeye çalışıyorlar gemilerle Gelibolu'ya. Ve birden makineli tüfek ateşiyle karşılaştık diyorlar. Ama o zaman oradaki cephede makineli tüfek olmadığı bilgisine sahibiz. O, en azından projedeki tarihçi arkadaşlarımız böyle söylediler. Anzak Koyu'nu çevreleyen cephede makineli tüfek yok. Fakat şöyle bir taktiğe başvuruyor Türk ordusu. 100 tane er o çevirmeli tüfeklerle, her atışta bir mermi gönderen tüfeklerle 100 tane er cephe alıyor. Ve öyle bir sırayla ateş ediyorlar ki sanki makineli tüfek ateşi gibi. 100 mermi aynı anda ard arda atılıyor. Ve çok büyük kayıp veriyorlar Anzak Koyu çıkartmasında. Çünkü herkes birisi attıktan sonra ikincisi mermi attığı için, hemen üçüncüsü mermi attığı için tekrar başa dönüyor ve sanki makine tüfek ateşiymiş gibi birkaç dakika içerisinde 200-300 mermi atabiliyorlar. Böyle olunca da Anzak Koyu'na çıkartma yapıldığında çok büyük bir kayıp veriyor şeyler, Anzak askerleri. Bugün günümüzde hala Anzak sorunları gelip ayin yaptıklarında Anzak Koyu'nda sabahlıyorlar uyku tulumlarıyla. Bir başka günlük sayfasında ve şimdi paltosunu istiyor. Bir gülücük paylaşılıyor herkesçe. Aniden şafak söküyor üstüne. Ulaşılmaz bir yerde asılı kalıyor, oturtuyor onu ve göz atıyor çevreye. Adamların her biri gizliyor başlarını. Bir pınar, bir titreme ve boğazı düğümlenmiş bir küfür. Ve Arthur artık yatağa gitti. Yani orada çok şiddetli bir çalışmanın ortasında yine Arthur'u düşünüyor. Yani memleketteki küçük kardeşlerini düşünüyor. Arthur artık yatağa gitti. Yani biz savaştık, öldük ama orada sıcak yataklarına gittiler. Özgürlük için savaşıyoruz. Hürriyet için. Günde 6 şiline huzur arıyoruz. Sırt sırta verip yün yün cekin altında duracağız. Ve dünyaya Avustralya ne yapmış göstereceğiz. Yün yün cek, Britanya İmparatorluğu'nun bayrağı ve onun adı yün yün cek. Kendileri de bir İngiliz sömürgesi olarak buraya geldikleri için yün yün cekin altında savaşıyorlar. Fakat şurada bir isyan hemen hissediliyor. Günde 6 şiline huzur arıyoruz. Ama huzur ararken buldukları şey aslında huzur değil, ölüm. Huzur değil, gerçekten şiddetli, cehennem gibi bir savaş. Evet, burada kumun üstünde üstüne gölgeler yağdığı yerde başıboş bulutlardan dünyevi kaygılar yok. Güneş parlar aralarından. Onların kısa araları için. Napolyon'un bandosu, Sezar ve Antoni'ninki daha aşağıda yatar. Ve zaman, parlak yuvarlağı zaferlerle aydınlanan, aldırışsız geçer gider gökyüzünün mavileri arasından. Bulutların kum üzerine nasıl gölgeler yaptığını gördüğünde, aslında kafasında çağrışan, geçip giden zaman oluyor bunu yazan askerin. Bu da bizi şunu çağrıştırdı. Yaşadıkları süre uzadıkça yaşamında ve hem yaşamlarının hem de hayatlarının anlamını sorgulamaya başlıyorlar. Savaşın anlamını sorgulamaya başlıyorlar Gelibolu Yarımadası'nda. Biz unutmayalım diye her çağın kanlı şehitleri kuru akar tarih sayfalarında kanları. Yine de hala canlıdır hatıraları. Biz izin vermeyelim hiçbir bölünmeye, fikirleri geçmesin eylemi, biz unutmayalım diye. Burada tabii geçmişteki şehitlerin kanlarının kuruduğu ifadesi çok açık. Kuru akar tarih sayfalarında, çünkü tarih sayfalarında anılmazlar.
birebir şehitler, bireysel olarak anılmazlar. Ama bir rakamdır sadece onlar. Fakat yine de hala canlıdır hatıraları diyor. Biz izin vermeyelim hiçbir bölünmeye, fikirleri geçmesin eyleme, biz unutmayalım diye. Evet, şimdi buradan şu sunumumun ikinci kısmına geçmek istiyorum. Bu proje kapsamında tabii çok güzel kazanımlarımız da oldu. O zamanlarda Avustralya'dan Türkiye'ye gelmiş olan Robin Rowland'la tanıştım. O da Gelibolu'da bir gezi yapıyordu. Kendisi Avustralyalı, İrlanda kökenli Avustralyalı bir şair. Ve onun da dedesi oralarda savaşmış. Gelip o savaş hakkında tarihi detaylar toplamaya çalışıyordu, hikayeler derlemeye çalışıyordu. Ve savaşın destansı bir şiirini yazmak istiyordu, bir şiir kitabını yazmak istiyordu. Ve bir şekilde tanıştık. Daha doğrusu şöyle tanıştık. Çanakkale Üniversitesi'nde Avustralya Araştırmaları Merkezi var. O merkeze de gelmiş bir araştırma yapmak için ve orada şiirlerini çevirtmek istediğini söylemiş. O nedenle benimle tanıştırdılar oradaki arkadaşlarım. Benim şiir çevirisi yaptığımı bildikleri için. Ve biz birden çok iyi anlaştık Robin ile. Ve 2013'ten beri sıkı bir dostluğumuz var. Robin ile 2 yıl boyunca bu kitap üzerine çalıştık. Robin bu kitapta Gelibolu Savaşı'nı anlatan şiirler yazdı. Hem Türk askerlerinin hem de Anzak askerlerinin hikayelerinden derlediği bazı olayları şiirleştirdi. Ben de bunları çevirdim. Bu kitap, içli dışlı bir savaş olarak çevirdiğim bu kitap, hem Avustralya'da hem de Türkiye'de eş zamanlı olarak basıldı ve tıpkı basım olarak basıldı. Bir sayfası İngilizce, bir sayfası Türkçe olmak üzere. Savaşın tam 100. yılında, Mart 2015'te basıldı bu kitap ve yayına girdi. Bu kitaptaki şiirleri, işte Avustralya'daki pek çok dergide yer verildi bunlara. Bir de şöyle bir şey yaşadık o zaman, güzel bir tesadüf yaşadık. Savaşın 100. yılında Prens Charles oğluyla birlikte Gelibolu'ya geldi. Ve Avustralya Konsolosluğu, Çanakkale Konsolosluğu bizi Gelibolu'daki şafak kahvaltısına çağırdı. Çünkü onlar şafak ayininden sonra sabah 7.30'da orada bir kahvaltı yapıyorlarmış. Konsolosluğun ev sahipliği yaptığı. Biz Robin'le birlikte oraya davet edildik ve orada kitabımızı imzalı olarak 25 ülkenin başbakanına ve Prens Charles'a hediye etme fırsatı bulduk. O da benim için çok duygusal bir şeydi. Yani hem çünkü kitapta yalnızca Anzak askerlerinin tarihi yok. Türk askerlerinin de tarihi var. Onlarla ilgili de çok içli öyküler var. Buradan size okumak istediğim ilk örnek şöyle. İlk şiir örneği. Bu şiir Bülbül. Şimdi ölmek için hiç olmadığı kadar zengin, gece yarısı her şeyi acısız bitirmek için, sen ruhunu dökerken ortalığa gurbet ellerde, kendinden geçerek böyle. Bu John Keats'ten bir alıntı. Robin'in şiiri şu şekilde devam ediyor. Bir sevimli kuş uçuyor Gelibolu'nun tuz kokan semalarında, sessiz ve kanlı sırtlarında, çam ormanlarında. Yuvasını kurmuş keyifle dalların örgüsünde, altında çini bir deniz, yıldız dolu bir gök üstünde. Ne hayranlığa ihtiyaç var burada, ne de bir güle. Özgürsün alabildiğine coşkulu ezgilerle. Bir sevimli kuş şarkı söylüyor, meyve özüyle ıslanmış boğazı. Yarışamaz yediği meyvelerin tadıyla aşağı köyün kovanlarında kekik balı yapan arıları. Şakımalar, ıslıklar, şırıltılarla titriyor gece. Bir de umut dolu bir erkeğin ezgisiyle. Bir daha beni nasıl görecek diyor genç adam.
oturmuş annesinin mektubu elinde. Nisan'ın 17'si. Gökyüzü dönmeden önce küle. Biliyor ki gün ışığında söylediği bir şarkı armağandır ona. Annesinin mektubu açmıştır gözünü etrafındaki güzelliklere. Bir sevimli kuşun sesi çınlıyor kulaklarında. Sırtında bir ürperti, asker gözlerine doluyor doğanın bütün güzelliği. Dereler gülüyor, otlar el sallıyor. Sırtını dayayıp ağacın sert kabuğuna sıcak süt içiyor meme uçlarından bir keçinin. Affedersiniz, son kez önündeki uzun yıllar için yaşarsa o da. Devam ediyorum. Bir sevimli genç adam, Hasan Ethem, mektup yazıyor annesine. Bana Tanrı'yı anlatıyor tüm güzellikler burada. Ve mektubunda verdiğin sevgi duadır bana. İnanmazsın ana, bir bülbül kondu çandalına, şakıyor. Ve her yerde yeşeriyor tabiat coşkuyla. Vatan için savaşmalıyım, bitsin bu istila. Al bu şarkıyı doldur kulaklarıma ve çabala. Boğulsun korkularım, duyduklarım canımı yakmasın savaşta. Feryatlar sussun, sussun ölüm çığlıkları. Mecbur da olsam bitsin işkencesi öldürmenin. Bana yabancı olan ne varsa. Bir tatlı kuş, Hasan, oturdu ve dinledi. O tüylü boynun şiir gibi kalkıp inişini izledi. Sonra o boyun göğe yükseltip başını dua etti diz çöküp. Tanrım, Türk milletine verdim bu serveti. Yine Türk milletine bahşet hepsini. Sonra silahını alıp eline, çıkarıp gönderdi askerlerini savurgan bir ölüme. Burada şair Robin Rowland'ın derlediği öykü, öğretmen Hasan Ethem'in öyküsü. 19 Nisan 1915'te vurulmuş savaşta. Devamında son olarak Robin'in şiirlerinden okumak istediğim son örnek Gelincikler. Bu da dostlukla ilgili, iki ulus arasında kurulabilen dostlukla ilgili bir şiir. Robin çok sık Türkiye'ye gelip gittiği için ve Bozcaada'yı çok sevdiği için orada Meral adlı bir küçük bir pansiyon işleten biriyle çok iyi bir dostluğu var yıllardır. Ve onunla hep gelincik toplamaya ve gelincik reçeli yapmaya çıkıyorlar Bozcaada'da. Bu şiir o gelincikler hakkında yazılmış şiir. Ama İngiliz kültürünün, Anglo-Sakson kültürünün hakim olduğu her yerde gelincik başka bir sembol olarak kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllara tekabül eden Kasım ayında herkes yakasına bir gelincik rozeti takar. Özellikle İngiltere'de ve Avustralya'da. O gelincik rozetlerinin her biri ölen bir şehidi temsil eder. Şiir şöyle. Ne yaşlı erkeklerin kırışık yumuşak elleri, kağıt gibi kolay yırtılan, ne de park saksılarının buruşuk çiçekleri. Laleler gibi dimdik, kendinden emindir kırmızı Türk gelincikleri. Alabildiğine parlak, kırmızı dört yaprak, bir de gözlerine çekili birer kara sürmedir tüm istekleri. Çocuklar gibi gülüyoruz koşarken, boyu dizimizi aşan tarlalar dolusu gelincikleri. Sokaklarını dolduruyorlar adanızın, saçılıyorlar dereler boyu, geçip altından çitlerin, sanki bir zamanlar yollara taşan seller gibi. Gelincik avcısıyız biz, gelincik toplarız. Koşup başka kadınları geçer, yolun sonuna vararız, inşaatların ardına. En güzel tarlayı bulmak için yarışırız. Ben toplayıp demetlerken, lafa tutarsın onları arkada. Dört yaprağını yolarız, polen dolu kökler, şaşkın, çıplak, arılar nasıl gelecek diye bekler. Bebeğinizin cildi gelir, cildini getirir akla, kadife yapraklar parmaklarımızın arasında. Tüy gibi yükle dolana kadar o küçük küçük uçuk yeşil araba, ardı ardına doldurur sepetleri gelincikler. Eve varınca yıkarız, yıkarız doldurup küvetleri. Küçük böcekler fırlar içlerinden. Otlar, gelincik tohumları, yeter belki de uyutmaya bir aslanı, uçan bir maymunu eğlendirmeye gökkuşağının ardındaki merdivenlerde. Üst üste durularız yakarken sırtımızı bahar güneşi, çiçekler dalar, buruşturur sular serinleyen ellerimizi.
ipek gömlekleri yıkamaya benzer mutfaktaki tencereden tatlı bir buhar yükselir. Hoş bahar kokuları tüttüren senin o eşsiz tarifin benimle mezara gidecektir. Reçel hazır olduğunda koyu gölgeler çöker üstüne soğudukça. Hazırım artık gelincik lokumu dolu çantamla, gelincik şurubumla hüzünlü bir ülkeye yolculuğa. Gelincikler yalnızca genç ölen adamlar, kocasız kalmış yalnız kadınlar anlamına gelir o topraklarda. Şimdi diyorsun ki bana, gelincikleri görünce buradaki, pardon, bahardaki dostluğu düşün, yabani güzelliği, onun meyvelerini. Gelincik, genç bir gelinlik kızdır hanım böceği güzelliğinde. Mutluluktan ışıldar kara gözleri, kadife gibi dokunur gün ışığı, ipek gibi ve bir reçel tadı dilinde. Bu şiirlerle ben şu bağlantıyı kurmaya çalıştım. 100 yıl önce yazılmış Anzak askerlerinin anıları, başlarda ne kadar umutlu, ne kadar vatansever ise sonlara doğru giderek hüzünlü ve karamsal bir hal alıyordu günlüklerinde. 100 yıl sonra Robin Rowland'ın yazdığı şiirlerde o savaş acılarına rağmen ne tür dostluklar doğurdu bize onu gösteriyor diye düşünüyorum. Bu kitabı çevirmekten de büyük bir keyif aldım, mutluluk duydum. Tabii ki onur verici bir şeydi, bir deneyimdi benim için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocam, paylaşımı sonlandırabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi sorularımız olacaktır size, hı, arkadaşlarımızın. Tabii ki. Bir tane ben sonlandırayım. Stop sharing deyin, tamamlansın. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, başlangıçta Anzak askerlerinin günlükleri derken Çağdar Tarlası'ndaki Asi, David Salinger'ın kitabı ve filmi geldi aklıma. Evet. O da bir savaş sırasında, İkinci Dünya Savaşı'nda yazılmış notlardan çıkan ve onun için çok büyük kıymet taşıyan bir eser ki sanıyorum sonraki hiçbir kitabı o kadar ses getirmemişti onun. Evet. Çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık. Canan Hanım, buyurun. Vallahi ben Mehmet Bey ders bitiyor deyince saatime baktım. İnanamadım. Nasıl geçti bu kadar çabuk? Büyülendik. Ben nefes almadım. Bir iki defa su içtim ama o da çok gözlerim ağlayacaktım neredeyse. Önce şunu sormak istiyorum. Bu içli dışlı bir savaş 1915 kitabını edinebilir miyiz? Var mı kitapçılarda ya da herhangi bir yerde? Yoksa özel bir basım mıydı? Yok, var. Kitap satışta. Yani kitap evlerinde de dağıtım var. Sorun tabii değil. Amazon'dan veya bir yerden getirtirim hemen. Kitap yurdunda ve Edifix'te de satışı devam ediyor. Buna çok 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 sevindim. Çünkü bu şiirleriniz var değil mi? Şimdi okuduklarınızın hepsi var. Var. Hatta bir ikinci kitap daha çıktı ama o henüz şeyde, yani Türkiye'de satışta değil, o İrlanda'da basıldı. O ikinci kitap da Safran Güneş'in Altında. O da Türkiye, onda da Türkiye hakkında şiirleri var. Fakat bu içli dışlı bir savaş halen hem Edefik'te hem kitap yurdunda satışta. Tamam. Her ne kadar kurgu olsa da bana da Buket Uzuner'in Uzun Beyaz Bulut Gelip Oluşu kitabını anımsattı. Evet. Ben de o kitabı okurken çok duygulanmıştım. Şimdi siz anlatırken hep o kitap gözümün önüne geldi. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Harikaydınız. Ali Bey, buyurun, bir sorunuz var sanıyorum. Ali Karacan el kaldırmış. Merhaba arkadaşlar, herkese. Merhaba. Buyurun Ali Bey. Değerli hocama dizeleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi savaşların dizelerle ya da şarkılarla anlatılışı, dünyadaki en büyük savaş şarkısı İkinci Dünya Savaşı'ndaki Lili Marlen'dir. Evet. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük şarkısı Çanakkale Türküsü'dür. Evet. Bu Çanakkale Savaşları'nda sözü edilen en büyük şey Çanakkale Türküsü'dür. Burada dizeler Anzak askerlerinin buraya gelip ne için, kimin için savaştıklarını bilmeden burada uzak diyarlarda acılar içerisinde savaşmalarını
o dizelerinin üstüne Atatürk'ün onlara söylediği sözler o dizelerin üstüne kat kat daha güzeldir. Anzak askerleri için söylediği. Onları şimdi o kısacık metni okumak istiyorum şimdi izninizle. Tabii lütfen. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedir ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Yani o dizeleri yazan o kahraman, yani demeyelim Anzak askerlerinin dizelerinin üstüne Atatürk o dizelerden kat ve kat daha güzel, insani duygu kokan, merhamet kokan, düşmanın çocuğuna, düşmana bile bu şekilde sevgi gösteren, bağrını açan, kucağını açan bu dize, sözleri o dizeler kadar, en az o dizeler kadar kıymetlidir. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, teşekkür ederiz Ali Bey. Sağ olun. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Hep büyülendik. Evet. Ben hep şey söylerim Mehmet Ali Hocam. Guernica tablosu üstüne bir drama çalışması yapmıştık. Evet. Yıllar önce üniversitedeyken öğrencilerimde. Sonuçta çocuklarımın, öğrencilerimin vardıkları sonuç şu olmuştu. Bütün annelerin gözyaşları aynı renk akar. Teni siyah da olsa annenin, sarı da olsa fark etmez. Bütün annelerin gözyaşları aynı renktir ve savaşa giden bütün çocuklar bir annenin kuzusudur. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Bu kitapta Savaş Çocukları, Gelibolu Çocukları adlı bir şiir var. Ben onu okuyamıyorum, bitiremiyorum çünkü ağlıyorum. Aynı renk akar. Kitabı eğer alırsanız orada görebilirsiniz, Gelibolu Çocukları şiirini. Bu çevirisini yaptığınız şiirlerden değil mi? Evet, evet o kitapta var. Ben maalesef bitiremiyorum bu kitabı, o şiiri böyle sesli okuduğum zaman bitiremiyorum. Demek ki biz de okurken biraz gözlerimiz buğulu okuyacağız. Evet. Gelincikler, evet. Çanakkale'de Kibitkale'nin müzesini gezdiğim zaman benim ilk ağladığım müzedir. Ve orada ziyaretçileri gruplar halinde alıyorlardı, onar kişilik. Ben askerlerin gözünden kaçmayı bırakarak üç grupla birlikte gezmiştim. Üç grup gezi süresince ve gözyaşlarımı tutamamıştım. Evet. Çünkü sizin de biraz önce bize söylediğiniz gibi Mehmetçik çorabının içindeki kaşığıyla yemek yerken İngiliz subayların porselen tabaklar, gümüş çatal kaşıklarla yemek yiyor oluşu. Ama bugün bize başka bir şeyi, ben şimdi o müzeye bir daha gittiğimde başka bir gözle bakacağım, subaylar değil. Asker noktasında, evet. Çünkü o asker dediğimiz gibi o karşı cepheden gelen çorba kokusuna özlem duyabilen bir çocuk. Evet, evet, çok doğru. Bir de nedense o bölgede Çanakkale'deki gelinciklerin rengi bana hep daha kırmızı gelmiştir. Evet, kan damlaları. Ben bir şey söyleyebilir evet, miyim? Evet Ayşen ablacığım, buyurun gördüm. Benim dedem, babamın babası, babam 3 yaşındayken Çanakkale şehidi. 21 yaşında Çanakkale'de şehit olmuş. Tabii çok acılı günler o yıllar. Defalarca gezdik, mezarını aradık. Ama muhtemelen İstanbul'da hastanede öldü. Şey yapamıyoruz, bile bulamadık. Ben de tabii ne kadar bulduysam okuyorum bu Çanakkale ile ilgili kitapları. Buket Uzuner'in Canan Hanım'ın bahsettiği Uzun Beyaz Bulut hakikaten çok da duygusal bir kitaptır. Yani tarih böyle acılarla dolu aslında.
Neyse ki şimdi oralarda biz varız ve bizler anıyoruz bunları. Işıklar içinde olsun hepsi. Ağzınıza teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar başka söz almak isteyen? Hepinizi aynı anda göremeyebilirim. Lütfen elinizi kaldırın ya da işaretinizi verin. Buyurun Saadet Hanım. Herkes bir anısını anlatırken ben hoca şiirlerde ben de anneannemin bana attığı, anlattığı, bizlere anlattığı bir öykü gözümün önünden böyle geldi, geçti, gitti. Doğu savaşlarından, Osmanlı-Rus savaşından kalanlar getirilmiş trenlerle buradan geçerken yakında Nevşehir yakında, Niğde yakınlarında orada demişler ki komutanları, herkes yakın olan gitsin ailesini görsün demişler. Bunlar bir küme, işte Ürdün köylerinde olanlar geliyor. Üç tane kuzen, öyle diyelim. Geliyorlar, evlerine giriyorlar. Anneleri bunlara bir çorba deyince benim de gözlerim doldu. Çorbayı pişiriyor, içiyor ve diyorlar ki oradakiler, ya gitmesin, kalsın burada. Niye gönderiyorsunuz çocuğunuzu diye etraftan derken anne oğlunu çağırıyor hemen. Gideceksin, sütümü helal etmem diyor. Ben seni diyor bu şekilde kaçasın diye doğurmadım diyor. Ve üç kuzen tekrar çıkıyor Niğde'den böyle gidiyorlar. Ama giderken kar yağıyormuş. O kadar güzel bir kar yağıyordu ki der anneannem. O karın altında beyaz kaputunu giymiş. Sırtına da vermişler siyah bir harmani. O yağan karın altında süzülerek gitti kardeşim derdi böyle. Biz hep gittik, gidenler ismini falan aradılar ama bulamadılar. Orada ölmüş kuzenleri geri geldiler ama o orada kaldı. Gelemedi. Tek de kardeşiymiş. Şimdi sizin dediğiniz gibi yani beyaz, kırmızı karanfiller, gelincikler, karanfil demeyelim de gelincikler, karların altında o kaput, beyaz kaputun üzerindeki rengi düşündüm ben şu anda yağan karla beraber. Gözlerim doldu hocam. Gerçekten büyük bir acı. Maalesef barışın simgesi olarak da kabul edelim artık gelincikleri biz. Evet. İnşallah. Saadet Hanım. Çok sağ ben olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Nedel Hocam, ağzınıza sağlık. Büyülediniz bizi yine. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Seve seve. Bir dahakinde mizah dolu bir şeyler yapayım. Tamam hocam. Gelin hep birlikte inşallah. Ama duygularımızın hepsi güzel. Duygulanmak da güzel. Bizlerin zaman zaman bunları anımsaması da gerekiyor. Evet, evet. Çünkü barışın kıymetini bilmek ve çocuklarımıza anlatabilmek adına biz de zaman zaman hayatın akışı içinde unutuyoruz. Evet. Anımsamamız gerekli ki onlara öneminin farkına vardırabilelim. Evet, evet. Son bir anekdot, bir dakika varsa eğer. Hayır, vaktiniz var. Buyurun hocam, buyurun. Robin'le bu kitap üzerine çalışırken Çanakkale Deniz Müzesi'ni de gezdik. O zaman Deniz Müzesi'nde çok güzel tablolar var Çanakkale, evet, Savaşı'nı anlatan. Anan çizilmiş. Evet. O tablolardan birinin ressamını Korkut Uluğ'un nerede yaşadığını öğrendim. Robin, ona ulaşabilir miyiz acaba? Kitap kapağında kullanmak isterim dedi. Korkut Uluğ'a ulaştım İzmir'de. Şimdi artık Korkut abi diyorum. Çok iyi dost olduk. Korkut abi harika bir insan. Ben aradım Korkut abiyi. Kendimi tanıttım ve böyle bir projemiz olduğunu söyledim. Nasıl duygulandı anlatamam. Çünkü dedesi Çanakkale komutanıymış o zamanlar. Çanakkale deniz komutanıymış, yani de deniz amiraliymiş. Ben dedi bütün Çanakkale ve Atatürk tablolarımın tümünü dedi Çanakkale Müzesi'ne, Deniz Müzesi'ne bağışlamıştım dedi. Onlardan hangisini istiyorsanız kitapta kullanabilirsiniz, hiçbir karşılık beklemeden dedi. Ve kitap kapağındaki resim Korkut abiye aittir, onun tablosudur. Çok güzel.
Kanlı Sırt adlı bir tablodur. Şeyin gerçekten göğüs göğüse ve bıçak bıçağa süngü süngüye yapılmış bir çatışmayı şey yapar, temsil eder. O müzedeki zaten bütün tablolar savaşın tamamını neredeyse sembolize, resmettiği için gerçekten çok etkileyici. Sanki hani bir film akışı içinde bütün savaşı gözünüzün önünden geçirebiliyorsunuz. Umarım gezmiş olan arkadaşlarımız vardır aranızda. Çok etkileyici bir müze. Evet. Hocam evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Güzel. Sağ teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok güzeldi. Çok teşekkürler birlikte. Çok güzeldi. Harikaydı. Harikaydı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Baharda bekliyoruz hocam. Bu sefer ders değil, şöyle bir hafta sonu gezisi yapmak üzere. Seve seve, güzel, sağlıklı günlerde. Hep birlikte. Evet, inşallah. Sağlıkla birlikte tabii. Efendim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Mehmet hocam bir şey soracaktım da. Buyurun. Evet. Şey, Mehmet size bir şey soracaktım ben de. Ayla Hanım buyurun. Biraz şey, meşguliyetim vardı, dinledim. Gidiyorum. Şey soracaktım, ben de Çanakkale rehberiyim de. Sizin Çanakkale şeyleriyle ilgili güzel, çok güzel konuştunuz. Bazı şeyleri paylaşacaktım ama daha sonra inşallah bir konuştuğumuzda bunlardan da size isimlenerek bir şeyler söylemek isterim. Tabii. Ne zaman isterseniz. Şimdi dinleyebilirim ama vaktiniz var mı bilmiyorum. Ayla Hanım dışarıda şu an meşgul. O yüzden. Kayak yapmaya gitmiş kendisi. O yüzden tam diyemedim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyorum. Kusura bakmayın. Kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun Nilgün Hanım, bir şey mi söyleyecektiniz? Teşekkür ederiz, gözüyoruz ama sizi görmek çok güzel. Bu arada kitabın nereden temin edebiliriz? Ben atlamışım orasını da. İnternetten bulabiliriz Nilgün Hanım. Kitap yurdunda da varmış. Bir de nerede dediniz Nidal Hocam? İdefix'te de var. Evet. İsmini not aldıysanız oradan bulabiliriz. Tamam, İdefix diyoruz. Teşekkür tamam. ediyoruz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Nilgün Hanım, iyi tatiller. Efendim Nilgün Hanım. Hafta sonu iyi tatiller diyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar deyin. Bu hafta sonu çok yazı yazmam lazım. Öyle mi? İyi günler. Kolay gelsin Canan Hocam. Kolay gelsin.